Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ünlü söz yazarı ve şarkıcı Serdar Ortaç hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakında tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Serdar Ortaç 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesindendir. Köken olarak da Kırım Tatarıdır. Annesi ise Adanalıdır. İlk öğrenimini Koca Mustafa Paşa'da ve orta öğrenimini ise Suadiye Lisesi'nde bitirmiştir. Lise eğitimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünde tamamlamıştır. Babası küçük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışmış, hafta sonları ise simit ve su satmıştır. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrenmiştir. Birçok şeyi babasına borçlu olduğunu söyleyen sanatçı bunu sık sık da dile getirmiştir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde başlamış ama tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştır. Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalışmıştır. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan Rax ile sözleşme imzalaması teklif edilmiştir. Böylelikle bugüne kadar yazdığı şarkılarını kendi sesiyle seslendirme şansını da yakalamıştır ve ilk albümünü yapmıştır. 17 Ağustos 1994 tarihinde ilk albümü Aşk İçin ile müzik dünyasına atılmıştır. Karabiberim ile çıkış yapan Serdar Ortaç bu parça ile uzun süre gündemde kalmıştır. Aşk İçin isimli albümünde müzisyen Özkan Turgay ile çalışmış ve albümünden Değmez ve Hadi Git gibi şarkılarda çok sevilmiştir. Listelerde üst sıralara yükselmiş Serdar Ortaç bu başarısı ile 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödülünü kazanmıştır. 1996 tarihinde ikinci albümü olan Yaz Yağmuru'nu çıkarmıştır. İkinci albümünde Feyyaz Kuruş, Selim Çaldıran ve Erhan Güleryüz, Aşkın Tuna, Metin Aralat gibi isimlerle çalışmıştır. Bu albümde söz ve müziğini Metin Aralat ile beraber yaptığı Gamzelim, Sana Uzandım, Ben Adam Olmam, Yaz Yağmuru gibi pek çok hit şarkıya imza atmıştır. 97 tarihinde bu albümü Loco Para Amar adıyla tamamını İspanyolca seslendirerek Meksika'da bir albüm yapmıştır. Ardından Türkiye'de de bu albümü İspanyolca bir single olarak hazırlamıştır. Sanatçı bu yıl içerisinde Sibel Can'a verdiği Padişah isimli şarkı ile Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı ödülünü almıştır. 1998 tarihinde asker kaçığı olduğu gerekçesiyle 66 gün hapiste kalmıştır. Üçüncü albümü olan Gecelerin Adamı 1998'de piyasaya çıkmış, bu albümünde de aranjör olarak Selim Çaldıran ve Feyyaz Kuruş'la çalışmıştır. Albümdeki Gecelerin Adamı şarkısı yılın en çok dinlenen şarkılarından birisi olmuştur. Mutsuzsun şarkısında Ebru Gündeş'le aynı klipte rol almıştır. Serdar Ortaç 1999 tarihinde Hürriyet Altın Kelebek yılın en başarılı sanatçısı ödülünü de almıştır. Serdar Ortaç verdiği röportajlardaki bilgilerle onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Serdar Ortaç'a sorulan Coşkun Sabah'a beste vermeye gelmişsiniz ve nasıl kesişti yollarınız sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir. Coşkun Sabah'a beste vermeye gitmiştim. 1992 yılıydı sanırım. Suat Aydoğan'ın stüdyosunda buldum ve çat kapı girdim. Ben Serdar şarkıcı olacağım dedim ve öyle başladık demiştir. Kıskanmam dedin, aşkta da kıskanmazsın sorusuna. Zamanında çok kıskanırdım ama bir işe yaramadığını anladım.
Kadın gidecekse gidiyor, tutamıyorsun. Çok üzerine titreyince olmuyormuş aslında. Ben pederden kalma alışkanlıkla hep kadının üzerine titrer, kırmamaya çalışırdım. Ama gideceği varsa gidiyor kadın. Bir yerde bitecekse bitiyor demiştir. Sen kıskanılmaktan hoşlanır mısın sorusuna ise ben kıskanıldığımı bilmem, fark etmem. Niye söylemiyorlar mı sorusuna ise hep göz önünde bir çocuk olduğum için gençlikten beri herkes zaten bana bakardı. Hep bakıldığım için kıskanıldığımı hissetmedim. Peki, dansçına dokunma gibi açık açık söylediğinde, dansçına dokunma gibi açık açık söylediğinde kıskanmaz mısın sorusuna ise, tamam hayatım der, yine yaparım. Peki ya sorun çıktığında ki kesin çıkar. O zaman tamam hayatım olmuyor ki. Giderse gider. Ben dans ediyorum. Eskiden dansçılarıma çok dokunurdum. Şimdi onu da yapmıyorum. Ama iyi geçinmenin bir yolu var. Haklısın karıcığım, doğrudur karıcığım. Olabilir karıcığım. Olabilirin ucu açık. Haklısın onu tasdikliyor. Bunu yaparsan geçinebiliyorsun. Eski ve yeni şarkılarını karşılaştırırsan neler söylemek istersin sorusuna ise eskiden yazdığım şarkılara, sözlerine çok dikkat etmiyordum. İçimden geldiği gibi yazıyordum. Şimdi dikkat ediyorum. Daha kötü oluyor. Dikkat etmeyince daha bakirdi. Bakireydi şarkılarım. Şimdi illa anlamı olsun diye uğraşıyorum. Sosyal medya sonrası insanlar birbirini tanıdı ve bu sonumuz oldu. Keşke birbirimizi bu kadar çok tanımasaydık. Bu kadar kavga da etmezdik. Eleştiri sıradan oldu. Herkes eleştirir oldu. İyi tarafından bakmıyoruz. Eskisi gibi dikkat etmeden yazmayı denedin mi hiç? Sorusuna ise artık yazamıyorum ki öyle. Çünkü tecrübelendim, yaş aldım. Yar diye 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 yandım. Yazdıklarının hepsi yaşadıkların mı sorusuna ise genelde ben bu gecelerin adamıyım, ben adam olmam, kafayı yormam, sonuna bakmam. Yani hepsi hemen hemen. Kızım biri aldatmıştı beni gençken, adam gibi yürekli ol, açık açık söyle demiştim. Senin iki şarkını ben de cover yapmıştım, Resim ve Yaz Yağmuru. Özellikle Yaz Yağmuru'nu sahnede her söylediğimde tüylerim diken diken olur. Onun hikayesini merak ediyorum. Büyükçekmece'de ağlıyordum kaldırımda. Yağmur yağıyordu. Yazdım. Sırılsıklam aşık olduğum insana ne hissettiysem yazdım. Şimdi de yazsan aşklarını, heyecanlarını. Şimdi aşık olduğum kimse yok. Ancak hayal ederim milletin aşkını. O kadar çok suyunu çıkarmışım. O kadar çok şarkı yazmışım ki. Bir sürü şarkım var kütüphanede. Ama onları yapıp sahnede dans edip zıplayarak sergileyecek genç Serdar yok. Bu durumun sahnede sana sıkıntı çıkarıyor mu sorusuna ise eskisi gibi dans etmek, zıplamak istiyorum, yapamıyorum. Ama çenem laf yapıyor yine. Sahnede şov yapıyorum. İlk defa sahneye 3 kız çıkardım. Ne yapıyorsun dediler. Sonra 33 kız çıkardım. Yetmedi. 300 Brezilyalı dansçı çıkardım. Karnaval yaptım. Şimdi Kuruçeşme Arena ve Harbiye konserleri başlıyor. Bu yıl için özel bir şeyler düşünüyor musun sorusuna. Şimdi tecrübelenmişliğin, yaş almışlığın verdiği ağırlıkla artık oturmuş şarkıları başka aranjelerle, başka enstrümanlarla daha lezzetli halde söyleyeceğim. Hep klarnetle, kemanla çalıyordum. Bu sefer değiştiririm, başka enstrümanlar kullanırım demiştir. Hayatın belgesel olsun ister misin sorusuna. Hayatımda belgesel olacak o kadar çok konu var ki bir de söyleyemediklerimi hesaba katsan dudağın uçuklar. Hepsi arşivde, hepsi kayıtlı. Mamak'ta hapishaneye girdiğim günler mesela. Onu bile gizlice kameraya çekmiştim. Nasıl yani? O zamanlar küçük kameralar vardı. Sen burada yatıyordum. Oğlum kendine gel demek için çektim hepsini. Açtığım zaman baksan Serdar Ortaç değildin. 70 gün o hücrede kaldın diyordum diyerek ifade etmiştir. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında bilgiler verdik. Onu yakından tanımaya çalıştık.
İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın.